Yönetmelikler değişti. Trafik yönetmeliğine uygun kişilerin ortopedik engel durumuna göre tertibat kodları güncellendi. Baştan da belirtmek isterim ki her ortopedik rahatsızlık ortopedik engel sınıfına girmiyor arkadaşlar. Aldığınız engelli raporunda raporun arkasında ortopedik kısmının işaretli olması demek sizin ortopedik engelli olduğunuz anlamına gelmez. Onun için siz bana yorumlarda sorduğunuz zaman ısrarla ortopedik hastalığınız ne diye soruyorum. Bunu çok merak ettiğim için değil, hastalıkları artık ezberlediğimiz için hangi hastalıktan dolayı ÖTV muafiyetli araç alabilirsiniz, onu bildiğim için anında cevap verebilme adına soruyorum. Çünkü hem sizin için zaman kaybı olmasın istiyorum, hem de ÖTV'siz araç alma adına boş ümitlere kapılmayın diye uğraşıyorum. Çünkü o kadar çok soru geliyor ki gerek kanalımızda gerekse Twitter'da veya Instagram'da. Onun için bazı konuları daha da pekiştirmek adına bu videoyu hazırlamak istedim. Örneğin kişi kulaktan dolma birinden duymuş, ısrar ediyor. Yok belimde platin var, yok boynumda fıtık var, ÖTV'siz araç alabilir miyim diye. Bu tarz hastalıklardan dolayı araç alamazsınız arkadaşlar. Aslında ÖTV'siz araç alabilmek için ortopedik engel nasıl olmalı? Bunun matematiği çok basit. Normal araç kullanırken gerçekten zorluk çıkaracak engeller ortopedik engel kategorisine girer. Yani düz viteste araç kullanamayacak olanlar ÖTV'siz araç alabilirler. Yoksa ülkenin yarısı zaten bel fıtığına sahip. O zaman kimse otomobillere vergi vermez. Fıtık sahibi kişi ama ben de zorlanıyorum normal araç kullanırken diyebilir. Ama devlet buna bakmaz. Örneğin sağ elinizde iki parmak eksikse veya kolunuz kısaysa nasıl düz vites araç kullanacaksınız? Bu durumda Sağlık Kurulu size sadece özel tertibatla araç kullanabilir der ve rapora bunu işler. Böylece ÖTV muafiyetli araç alabilirsiniz. Özel tertibatla araç kullanabilir ibaresinin olduğu raporu aldınız. Ama ehliyetiniz eski ise onu da mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için aile hekimine gidiyorsunuz. Sürücü olur belgesi çıkartmak istediğinizi söylüyorsunuz. O da sizi İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Komisyonu'na sevk ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nde komisyona giriyorsunuz. Orada ortopedi doktoru ve mühendis sizin engel durumunuza göre engel kodlarını giriyor. Ortopedik engelden dolayı alınan aracı kimler kullanabilir? Bunun ayrımı çok basit aslında. Araçta herhangi bir tertibat yoksa sadece otomatik araçsa herkes kullanabilir. Ama özel tertibat varsa 3. dereceye kadar yakınlarınız veya eşinizin 1. dereceye kadar yakınları kullanabiliyor. Bir de bunlara ek olarak bir çalışanınızı noterde onaylatmak suretiyle aracı kullandırabiliyorsunuz. Ortopedik engelden dolayı aldığınız özel tertibatlı aracın dışında başka bir araç kullanırsanız, yani ehliyetinizin arkasında yazan kodları içeren aracın dışında bir araç kullanırsanız ehliyetinize el konulur. Bu çok önemli bir konu. Çünkü ehliyetine el konulan arkadaşlarımız var. Sadece özel tertibatlı araç kullanabilir koduyla araç almış, ehliyetini değiştirmiş kişi manuel vites araç kullanırsa başkasının hayatını tehlikeye attığı için ehliyetine el konulur ve hakkında dava açılır. Ortopedik engellerde oranın hiçbir önemi yok. %20 oran alıp da araç alanlar da mevcut. Burada önemli olan tek durum var, o da hastanede sağlık heyetinin bu şahıs düz vites araç kullanabilir mi, kullanırsa trafiği tehlikeye atar mı sorusuna vereceği cevap. Örnek vermek gerekirse sağ kolunuzda herhangi bir kazadan dolayı kısalık oluştu veya herhangi bir ampütasyon durumu oldu veya sol ayak bileğinizde bir kısıtlılık oldu. Heyet orana bakmaz. Özel tertibatlı araç kullanabilir kodunu raporunuza işlettirir. Çünkü bu kamu sağlığı, hatta kendi sağlıkları için bile mecburidir. Çünkü özel tertibatlı otomatik araç kullanabilir ibaresini hak eden kişinin raporuna eklettirmezse heyet otomatikmen bu sorumluluğun altına girmiş olur ve yaşanacak olan her kazadan dolaylı olarak sorumlu olmuş olurlar ve her türlü idari davanın 1. dereceden sorumlusu olurlar. Son dönem çıkarılan barkodlu raporlarda otomatik vites araç kullanabilir ibaresi kaldırıldı. Onun yerine özel tertibatla araç kullanabilir ibaresi eklendi. Bu ibare otomatik vitesi de kapsıyor. Tekrardan hatırlatmak istiyorum çünkü şimdi bir mesaj daha geldi. Engelli raporu alabilmeniz için en az %40 oran almanız gerekiyor. Devletin engelli indirimlerinden ve her türlü haklardan yararlanabilmeniz için en az bu oranı almanız şart.
Ama ÖTV'siz araç alabilmek için en az %40 oranlı bir raporunuzun olmasına gerek yok. Diyelim ki engelli raporu almaya gittiniz. Sağ elinizde herhangi bir nedenden dolayı bir kısıtlılık olsa alacağınız oran maksimum %20'dir. Veya sol ayağınızda 3 santim kısalık var. Yine en fazla alabileceğiniz oran %30'dur. Engelli raporu alamazsınız ama bu oranlarla ÖTV'siz araç alabilirsiniz. %20, %40, %70 oran fark etmeden ortopedik engelle özel tertibatlı araç alabilmeniz için yapmanız gereken bir prosedür var. Araç bayisine raporunuz ve ehliyetinizle başvurup beğendiğiniz aracı seçiyorsunuz. Bayi anlaşmalı olduğu bir firmaya araç için proje çizdiriyor. Sizin için özel tertibat yapılacaksa. Ondan sonra firma projeyi TSİ'ye sunuyor. TSİ de araca yapılacak olan özel tertibat projesini inceliyor. Geçerli not alırsa tertibat uygulanıyor araca. Bu arada TSİ'de araç muayenesi de gerçekleşiyor. Tüm bu işlemler araç bayisinin anlaşmalı olduğu firma bir hafta içinde yaptırıyor. Ve siz suya sabuna dokunmuyorsunuz bu süreçte. En sonunda tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra evraklar vergi dairesine teslim ediliyor ve ÖTV muafiyeti resmen kazanılmış oluyor ve aracı alabiliyorsunuz.